Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz harfi met. Önceki dersimizde birazcık değinmiştik. Harfi met ne demek? Uzatma harfi demektir. Yani harflerin hareketini okurken uzatmaya yaran harfleri denir. Ve bunlar da üç tanedir. Vav, ye ve elif. Vav, ye ve eliftir. Bu harflerin uzatma harfi olabilmesi için, harfi met olabilmesi için iki tane şartımız var. Bunlardan birincisi, bu harfler yani Vav, Ye ve Elif hareketsiz olması gerekiyor. İkinci şartımız da kendisinden önceki harfin harekesiyle uyumlu olması gerekiyor. Örneğin Elif. Elif, Elif harfi kendisi hareketsiz yani sakin olacak. Kendisinden önceki harfin harekesi de üstün olursa o zaman elif harfi met olur. Örneğin gale derken buradaki elif harfi var ve hareketsiz. Kendisinden önceki harf olan kafın harekesi de üstün olduğu için buradaki elif harfi nedir? Harfi mettir ve bir elif miktarı uzatılır. Harfimet bu demek aslında. Bir elif miktarı uzatmak demektir. Ne kadar olması gerekiyor bu bir elif miktarın? Bir parmağımızı kaldırıp indirinceye kadar uzatmak demektir. Gale Kene Keme derken buralardaki elif harfleri bakın. Kene derken kefin yanındaki Keme derken mimin yanındaki bu elif harfleri kendileri sakin yani hareketsiz olarak gelmiş kendilerinden önceki harfin hareketi de üstündür. O halde buradaki elifler nedir? Harfi meddir. Y harfine geldiğimiz zaman Y harfi kendisi sakin yani hareketsiz olacak. Kendisinden önceki harfin hareketi de esre olduğu zaman o zaman Y harfi harfi met olur. Bunu da g ile derken buradaki aradaki y harfi hareketsiz yani sakin olarak gelmiştir. Kendisinden önceki harf olan kafın esresi vardır. O halde buradaki y harfi mittir ve bir elif miktarı uzatılır. Yani bir parmağımızı kaldırıp indirilinceye kadar uzatılır. -za. Za diye de okunur bu dat harfi. da tarfi, dadiye de okunur. Riza zira gibi. Buradaki y harfleri bakın hiçbir hareke almamış. Sakin olarak gelmişti ve kendilerinden önceki harflerin harekeleri esredir. O halde buradaki y harfi nedir? Harfi med'dir. Vav harfi Vav harfi de aynı gene kendisi sakin yani hareketsiz olacak ve kendisinden önceki harfinin hareketsiz de ötre olursa o zaman vav harfi harfi met olur. Örneğin düğün derken buradaki vav harfi sakindir yani hiçbir hareket almamıştır. Kendisinden önceki olan harf olan dalın ötresi vardır. O halde buradaki vav nedir? Harfi meddir ve bir elif miktarı uzatılır. Gudü derken gene burada vav var. Kendisinden önceki harfin hareketi de ötre olarak gelmiş. Burada da bir elif miktarı uzatılır. Yani buradaki vav harfi meddir. Safiru derken buradaki vav harfi meddir. Kendisinden önce gelen harfin hareketi de ötre olduğu için Buradaki harf nedir? İki şartımızda karşılıyor. O zaman buradaki vav harfi midir ve bir elif miktarı uzatılır. Bugünkü dersimizde bu kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.